Günaydın. Bugün Almanya'ya gidiyoruz. Yasin de tıraş oluyor arkadaşlar. Yasin de tıraş oluyor. Musa'yı kaldıralım arkadaşlar. Bu yaramaz. Musa. Musa'cığım hadi kalk. Gezmeye gidiyoruz. Günaydın. Günaydın. Çıktık yola arkadaşlar. En değerlilerimizle. Hafif trafik var değil mi? Yok, trafik yok da 220 km arkadaşlar. 2 saatlik yolculuk. İnşallah 2 saat sonra Köln'de olacağız. Ve Almanya'ya girdik arkadaşlar. İsa'nın da uykusu var, uyumadı bir türlü. Canlı yayın. Yasin. Musa da uyuyor. Musa da her zaman bir yere gittiğimizde uyuyor. Şimdi uyanınca çok sinirli olacak. Dostlar, park yerine girdik. Günlüğü 25 euroymuş ama yapacak bir şey yok. Çünkü geçen girdiğimiz park yerinde bebek arabasıyla girdik, çıkamadık. 25 kat altına girmiştik. Köln bloğumuzu izlediyseniz orada görmüşsünüzdür. Yine aynı haltı yemeyelim bebek arabasıyla diye böyle bir park yerine geldik. Ama orası da pahalıydı ki Yasin. Açıldı. Ne biçim park yeri yapıyorlar Almanya'da ya? Hollanda'da, Belçika'da geniş geniş olur her yer. Bak, şeyden, kiliseden ses geliyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz bilmem. İkinci kata çıkıyoruz. Yasin'in parkla sınavı. Her zaman böyle oluyor. Her zaman böyle oluyor ya. Ama bak burası boş. Değilmiş. Güzel bir park yapmanız lazım arkadaşlar. Evet. Adam buldu giriyor. Sıra sende. Evet. Çok güzel park yeri buldum arkadaşlar. İknur da ayakkabısını giyiyor. Giy bakalım ayakkabı İknur. Giy. En köşe. En üst kat. En köşe. Çok güzel. Daha girmedim ha, park yerine. Süper bir yer buldum ya. Yasin yine olay bir park yeri buldu. Katedral hemen şurası arkadaşlar. Çok iyi bir yerde. Ve köşede yanına da biri park edemez. Yasin'in iyi takipçileri biliyor ki park takıntısı var. Şapkan nerede oğlum? Musa da yol boyunca uyudu, oyun oynadı, değil mi? Bebek arabasını çıkarmam lazım. Evet, mükemmel bir park yeri buldum. En köşe, bakın bu bayan da yeni geldi, tek kişiydi. En köşe bakın, çok süper. En üst kat. Hem de çıkış da bak kolay, direkt ön, çıkacağım buradan hemen, süper. Evet, asansör burada inşallah vardır. Bir yandan canlı yayın yapıyorum böyle. Bir yandan video çekiyorum, vlog çekiyorum. Evet, şanslı asansör de var. Güzel değil mi burası? Ben beğendim bu park yerini ya. Hemen merkezde. Çok güzel yerden. İsmi de bak, Open Passage. Open Passage diye bir yer. Evet, İknur şurada Belçik'ine Türk abi, Erzurumlu abi teşekkürler. Lavaboya girdi İknur. Şimdi de merkeze doğru yürüyoruz buradan. Mesela bakayım mı sana oradan sıra. Evet, Alman dönerine yemeğe gideceğiz şimdi. İlk kahvaltı olarak onu yapacağız. Arkadaşlar yemek yemeye giderken hemen bunun yanında zaten yiyeceğimiz yer. Gözünü seveyim şuna bakın ya. İnsanın başı dönüyor bakarken ya. Yiyeceğimiz yer de hemen şu sol tarafta. Bak Avrupa'nın şu haline bakın. Şurada katedral, tamam mı? Bak Köln'deyiz, merkezdeyiz. Bakın görüyorsunuz. İnsanlara bakın ama şuradan inecek yer yok. Bebek arabası. Yani engelli falan olsan şurada inecek yer yok. Görüyor musun? Şuraya insan bir şey yapar ya. Engelliler için bir şey yapar ya. Bebek arabası bir şey yapar. Anormal bence ya. Böyle büyük şehirde böyle bir şey olmaması tuhaf bence. Evet, geldik yine Podolski dönere. Bakın hemen katedralın yanında ama oturacak yer çok kısıtlı burada. Oturacak yer yoksa ben yemem yani. Birazdan gelirim. Bakalım. Burası nereye?
Ha şurası. İçinde oturacak yer vardır ya. Oturacak yer var, süper. Ya geçen geldik, döner güzel ya. Dönere baksanıza ya. Şimdi 3 tane döner alacağız. 3 tane et döner. Evet, 3 tane et döner. İçecek ne alacaksınız? İçecek, ben ayran alacağım ya. Ben de şu Maison Mis. O nedir? Maison Mis. Ne içiyor? Ice tea gibi. Tamam, ondan olsun. Ben de onu alacağım. 3 tane. Aynen, ben de onu alacağım. Ayran iptal o zaman. Aynen, evet. O Maison Mis'i deneyim. Musa, sen ne istiyorsun? Şey, içine. Benimkinde soğan olsun, bir de salatalık domates bir tanesinde. Şimdi zaten arkadaşlar yaparken size okey. Tamam. Şu soslardan bakın ya. Güzel oluyor bundan döner ya. Gerçekten. Memleket neresi abi? Ben Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Evet. Ne güzel abi. Fedos döner aslında mangal dönerle bir futbolcu anlaşmış. Beraber burayı ortaklaşa yapmışlar arkadaşlar. Daha önceki Köln videomuzda izlerseniz uyuyacak, susun. Musa gel buraya, uyuyacak. Daha önceki Köln videomuzda izlemişseniz buraya geldiğimizi görmüşsünüz. Ben dönerin içine şunu hiç yakıştıramıyorum ya. Bence bunu almayasın, hiç güzel olmuyor. Aa, böyle de yiyebiliyorsun. Neyse, akşam da böyle yiyeyim. Türk müsün? Ne? O ne? Türk evci. Cacı. Tamam. Bu acısı. Tamam. Tamam. Hangisi güzel abi ya? Bir yandım. Hepsinden karıştırabilir. Aa, hepsini yapacak. Hepsini yapacak. Hepsinden bir azar koy. Tamam. Wow. Musa, ilgi verme oluşum. Belçika'da her mısın? Belçika'da her mısın? İyi ya, yine güzel yani ya. Biraz elini bol yaptı ya. Çocuk tam yaptı. Korktunuz mu? Şaka da yapmış. Şey, şu olmasın. Senin örnek et neresi? Ben Afganistanlıyım ama Türkçe biliyorum. Vay maşallah. Türkiye'de yaşadın. Ha, Türkiye'de yaşadın, tamam. Afganistan'ın şu an Türkçe biliyor. Maşallah. Bu bizim küçük kardeşimiz. Ne güzel ya. Şapkayı tam Türkiye'deki biz atmış zaten. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Oh, şu ete bak ya. Allah'ını seversen ya. Ay, bir tanesini alayım. Gözünü seveyim, şu ete bak ya. Arkadaşlar, şu ekmek arası döner. Yani 7.90. Şu etin boluna bak. Gözünü seveyim ya. Şu elime bak. Yani şuna bak ya. Eline sığmıyor resmen. Şuna bak ya. Gözünü seveyim ya. Elim kadar. Baksana. Şu full ya. Vallahi maşallah ya. Deyip arasında yok. Salat da koy. Otur, ben bunu çok özledim. Onu yeme. Alacağım şu ekmek arasına bakın ya. Anormal ya. Alo. Yasin beni ilk kez Almanya'ya getirdiğinde arkadaşlar gezmeye değil döner yemeye getirmişti. Ne zaman Almanya'ya gelsek bu adam sadece döner yiyor. Sabah döner yiyoruz, akşam döner yiyoruz. Acıkınca öğle yemeğine yine döner yiyoruz. Almanya'ya gidince başka seçenek yok. O döner muhakkak yenecek. Gülme Yasin. Yanımda şu an gülüyor. Afiyet olsun Yasin. Bize patates ikram etti. Sağ olsun Erzurumlu abi, teşekkürler. Teşekkürler abi ya. Vallahi Maraşlı. Günlerde sık sık diyorsunuz ki İknur abla, sen Yasin abiyle yemek yiyorsun, niye kilo alıyorsun? Bakın Yasin ekmek yiyor. Arı da hiç peşimizi bırakmıyor değil mi? Yasin ekmek yiyor. İkinci ekmeğim yemek oldu. Bu arada ikinci ekmeğim Musa yemediği için çalışan patates ikram etti. Yasin, Musa da onu yiyor. Biraz üzerine et koyduk. Yasin Musa'nın ekmeğini yiyor. İkinci ekmek. Ben ekmeğimi sadece içini çatalla yedim. Yani ben ne denir ona, karbonhidrat bakımından fakir besleniyorum. O da yedi, doyurdu benim tabağımda. İki ekmeği ben yedim zaten. Musa yemedi çünkü. Şu içeceklerde Alman... Nasıl yiyor, Alman patates nasıl yiyor? Çok tatlı. Alman şeysi, ekmekleri şöyle arkadaşlar, çok güzel ya. Acayip güzel ya benim. Her şey mükemmel bence. Çok güzel.
İki ekmek yedim ya, biraz ağır oldum ben. Şu içecekleri de Alman içti. Ayağınız sür... Evet, oradan çıktık. Tekrardan katedral önüne geldik. Burada biraz gezeceğiz şimdi. Full turist ya, şunlara bakın ya. Evet, yemek yedik. Şimdi TK Max'e bakacağız burada, power bank için. Şimdi power bank alacağız, telefon için canlı yayındayız burada. Şarjımız bitiyor. Power bank alacağız. Ondan sonra burada gezeceğiz biraz. Evet, TK Max'ten bir power bank aldık. Canlı yayınımızı devam etmek için. İknur da burada 2-3 saat en azından bir dolaşır. Yani Köln'e geldik, gezmeye geldik sözde. Ama İknur TK Max'te gezmeye geldi. Şuna bak. Ya. Değil mi oğlum? Sen ne diyorsun buna? Cat hiç sevmiyorsun değil mi? Neden iyi for dance? Değil mi? Almanya'ya geldik diyor. Bu tek ama dükkana geldi zannediyor. Şu mağazada tam 2 saat harcadım Köln'e gelip. Ama Musa benimle yoldaş oldu değil mi? Ya ama İknur tanıyor. Aldıkları nerede ya? Çantada. Öyle çok şey alma. Kaç liraya aldı oğlum? Kaç lira gitti? 2 euro gitti. Sen bakacaktın. Oğlum bir dahaki sene kaç lira gittiğine bak. Para hemen söyle. Sıfıra bastı. Eksi 1'e basacaksın işte. Ha. Evet, şöyle DM'e geldik. Almanya'dayız şu anda hala. Bebeğimizin altını değiştireceğiz. Evet. Ben Almanya'da tuhafıma gitmişti arkadaşlar. Bedava bebek bezi veriyorlar. Şimdi ona bakacağız. Çok ilginç ya. Başka ne veriyor bedava? Tuhafıma gitti yani. Bir de? Hatta benim bile şüphelendim. Kendi bezimi götürdüm aşağıya. Kalktım dedi. Ne o dedi. Adamlar ne hayırlıymış ya. Var. Almanya'nın gözünü seveyim ya. Bedava bez. Hem de bedava tam Musa İsa'nın var. Bedava ıslak mendil. Şuna bak. Adamlar ne hayırlı iş yapıyor biliyor musun? Hayırlı ne? Aynı. Şey gibi, çekme, he, çekme yaptırıyorlar ya tıkkada. Aynen. Sebil'i. İsa yazımdan aldık iki tane. Bir mağaza, tam Köln'ün ortasında, şu şekilde. İçerisinde envai çeşit indirimli ürün var. Allah Allah. İsa da sütünü attırıyor yere. Yasin bak, Lindt çikolatalar. Bak gelsin zor. 4000 euro. Pahalıymış ya. Ne pahalı? Saçma ama bu kaç tane çikolata? 1 kilo çikolata var burada. 600 grammış. Tadını falan bilmiyoruz ki hangisini. Şunu biliyoruz. Bunu ben aldım. Güzeldi. Ama o daha güzel. Ondan bize neymiş hediye geldi. Ya. Bence şu karışı al. Bu güzel. Tamam. Şöyle link çikolata alıyoruz. 13 euro paketi. 21 euro çıktı. Evet arkadaşlar. Çocuklu hayatın şeyleri yani bu. Şuna bak. Çanta. Şurada şöyle şey. Yemek var burada. Şuraya bak. Şura dolu şey. Şuraya bak. Alta bak. Şurada bir ten çorap bağlı. Ten çorap bağlı şurada. Şunla oynuyor çünkü. Her yerde bir şey var arkadaşlar. İlk burada peynirleri bölüyor şöyle İsa'ya. Hadi gidelim. Evet, Köln gezimiz devam ediyor. Çekimi az yapıyoruz çünkü çocukla zor oluyor. Ama kısım kısım yapmaya çalışıyorum. Yani çoğunuz bunu bence görmüştür. Tam katedralin önünde böyle bayraklar var. Tabii ki bizim bayrağımız orada dalgalanıyor. Çünkü daha öncelerinde buraya yere çizmişler. Türkler tabii ki tamamen tepki verdiği için şu an Azerbaycan ve Türk bayrağı bu şekilde. Musa gel, Türk bayrağına para koy. Bak Musa, Türk bayrağını önceden buraya yere çizmişler. Ve yere çizdikleri için Türkler hep tepki vermiş. Bizim bayrağımızı yere çizemezsin diye. O yüzden Türk bayrağı orada bak. Alland of the flood. The half of Turkey is there. Görüyor musun? Musa. Yes,
Musa şimdi bir Türk marşı söyle. No, başka, başka. Musa harika bir abi. Dedim ve düşürdü. Böyle. Yasin orada benim telefonumla uğraşıyor şurada. Çünkü telefonum açılmadı arkadaşlar. Hattını değiştirdik. Yasin'inki oldu, benimki olmadı. Köln tren istasyonu şurası. Şurada da Köln Dom'a gireceğiz şimdi, bakın arkadaşlar. Binaya bak ya, çok güzel ya bina. Gel. Gel de biraz şey oldum, biraz imana gel arkadaşlar. Papaz efendi vay, papaz efendi vay. Kurban olduğum sana. Arkadaşlar şimdi ben normalde böyle yerlere geldim de biraz şaka yapayım da yapmayacağım. Şimdi belki yayınımızda Hristiyan olur, şey olur. Yanlış anlar bizi. İyi bir şey, zaten iyi bir şey değil de normal yayın olmazsa biraz şaka yapıyordum böyle şeyleri ama yapmayacağım tabii şimdi. Yapardım ya şakalar böyle. Şimdi yapmayacağım ama adamların şeyine bak ya. Gördüğünüz şey nasıl yapmışlar. Çeşmeye bak ya. Kutsal su, kutsal ruh. Adamlar yapmış arkadaşlar, adamlar yapmış, şuna bakın ya. Adamlar o zamanlar nasıl yapmış böyle binayı ya, akıl almaz bir şey ya. Biz bir deniz kenarında kum şey, kumla bile kale yapamıyoruz ya. Bunlar bunu nasıl yaptı arkadaşlar ya? Vallahi su alıp basıp gidiyor hemen. Biz bir kale yapalım diyoruz. Biz bir kale yapalım diyoruz da hemen çöküveriyor orada kumla. Yakalım mı lan? Para bağış. Adamlar 10 euro koymuş da. 10 euro, 5 euro, şuna bak ya. Vay. Vay yiğidim vay. Ne çilere çek, çilere çekmişsin var ya. Yok Osmanlı değil oğlum, bu Osmanlı'da ne işi var? Dön mü? Dikkat et, papaz efendi gidecek, dikkat et. Kenara geç. Vallahi şimdi bir okur üflerik, dur bak. Yamuk yürüyüm bak, ha sana söyleyeyim. Dikkat et bak, dur. Adam geçti mi kenara çekil. Saygıdeğer papaz efendi. Yanlış anlamayın da. Böyle kiliseye geldin mi böyle, insana böyle bir karanlık bir his veriyor ya böyle. Bir korkunç bir his veriyor ya. Yani bilmiyorum böyle bir gotik ya, baksana böyle değişik böyle. Siz öyle olmuyor mu? Evet arkadaşlar, Türkçe bile yazmışlar bakın, Türkçe bile. Birkaç dil var Türkçe. Demek ki biz Türkler çok günahkarız. Günah çıkarmak için geçiş yolu diyor. Burası geçiş yolu bakın. Buradan geçtin mi günahları sıfırlanıyor. Haydi bismillah. Geçelim bakalım buradan. Ya Allah, geçtim sıfır. Vallahi günahlar gitti ha. Günahlar gitti. Şimdi arkadaşlar, köprünün oraya geldik. O siyaset değil ki. Siyaset değil ama kınadığımız bir şey. Aynen. Bir şey. Yalan yanlış şeyler burada. Ne kadar çok Türk var ha Türkiye'den gelen. Aynı gelen Türk. O İstanbul'da. Ha, kedi gibi ya, yalıyor. Şimdi burada bir şey var. Göstermek istediğimiz yalan yanlış olan şey. Türkiye hakkında iftira var burada. Size göstereceğim arkadaşlar. Düşünün bak, Almanya'dayız. Türkiye hakkında iftira var şurada. Ya. Yani hiçbir şey yok. Evet. Şurada şöyle turistik bir yerde adamlar Türkiye, yani üşenmemiş, şey yapmamış, Türkiye hakkında kötü bir şey yazmış. Var ya, şöyle büyük kalabalık ünlü bir yerde ya. Olmaz böyle bir şey ya. Bak. Ben okuyayım mı? Birinci Dünya Savaşı'nda bugünkü Türkiye topraklarında 1 milyon Ermeni kadın, erkek ve çocuk evlerinden alınarak tecihir edildi ve katledildi.
Ermeni halkına yönelik bu soykırımın sorumluluğu Osmanlı İmparatorluğu ve onun suç ortağı olan Alman İmparatoru 2. William emrindeki Alman subaylarıdır. Ancak azınlıkların aşağılanmasının kati suretle kınanması ve insanlar arasında dinsel, ulusal veya etnik bir üstünlük olmadığı anlayışı bu tür suçları önleyebilir demiş. Köprüden geçiyorsun. Bakın ya. Nasıl meraklı. Dedesi yıllarca, 20 yıl boyunca tren sürdü arkadaşlar. 20 yıl boyunca tren sürdüğü için. Satranca bak. Gel çekelim onu. Musa satranç oynamayı seviyor. Şuradaki satrançı gösteriyor. Neyse, nerede kalmıştık? İsa ve Musa'nın dedesi yıllarca tren sürmüş. Ondan mıdır nedir? Trene bayılıyor İsa. İnsanlar aşkı için buraya kilit bağlamış. Ya şuna Yasin, şunun meraklılığına bir bak. Yiyeceğim. Arkadaşlar şimdi çaktırmadan Musa'ya bakın. Bak oturuşa bak. Bağdaş kurmuş. Köln'ün ortasına bağdaş kurmuş. Türk bağdaş arkadaşlar bakın. Türkiye'ye de Türk arkadaşlar bakın. Bağdaş kurmuş oturuyor oğlumuz. Bu da trene bakıp duruyor dedesi gibi. Yani Köln'e de geçse yine de o Türk şehzi var bak, görüyor musun? Nasıl oturuyor. Evet arkadaşlar, Köln gezimiz geri devam ediyor. Köprüye gittik, köprüde gezdik. Köln'de bulabilirsek pazar çantası aldık. Aynen, Köln'de, Rossmann'da, yani canlı yayında biri söyledi bize, Sahraman söyledi bize. Pazar çantası varmış. Köln'den pazar çantası alacağız. Ben de Musa'yı çok destekledim İsa'yla. Valla çocuklar da iyi durdu yine de ya, değil mi? Ama hiç baktık. Hem Musa hem İsa güzel durdu. Musa zaten... Musa herif oldu artık arkadaşlar. Musa benim bir tane. Böyle bir yere gelmiştik geçen seferde. Kahvesi çok güzeldi. Bir kahve alacağım. Bir tane de bundan aldım. Çünkü arı var üzerinde. Bu yıl arılar çok mutluyum yani ekoloji için. Thank you. Bu ikisini aldım. 6.70 lira. Bizimkiler de orada oturuyor. Yasin niye en şey oturdun? Gel şuraya. Gelene geçene bakarız. Sence burası ne kadar tuttu? 5 euro. Çok canım biraz. 6 euro mu? Evet. 6.70. Bir şey değil bence. İlkin kahve keyfi yapıyor orada. İsa da buş kovalamaya çalışıyor. Musa da İsa'ya bakıyor. Tamam, çekeceğim. Bırak oğlum, kovalasın bırak. Koş oğlum, koş. Thank you.
gelsin. O da İsa'ya bakıyor. Benim Musa ile keyif yapıyorum. Musa? Osman'a geldik ama pazar arabası yok arkadaşlar burada. Normalde oluyormuş. Yok gelsin. Maalesef. Pazar arabası. Osman'dan aradığımız bulamadık arkadaşlar. İsa'ya şöyle bir yere gittiğimizde çantaya atmalık. Tanesi 65 kuruşa geliyor. Vitamin C'li falanmış. Bir tane denedik. Çok beğendiği için alıyorum. Şimdi Yasin ne sırası bekliyor biliyor musunuz? Lavabo sırası. Yasin ben bu Almanya'nın bu tuvalet şeyini çok beğendim. Evet çok güzel. Yani çocuklara bedava bez veriyorlar. Büyüklere tuvalet seçeneği. Süper bir şey bence. Evet. Hallettin mi Yasin işini? Evet. Temizmiş ha. Yasin ben de. Arkadaşlar yine geldik, Podolski dönere geldik yine. Evet. Geç kadar girelim. Olsun. Tamam. Evet, döner de şöyle arkadaşlar. Ama döner çok güzel. Bu acı olan. Ha o acılı. Tamam teşekkürler. Konuşmayacağız. Evet, Podolski dönerden çıktık. İkinci sefer yedik bugün Podolski dönerden. Güneş baksana nasıl vuruyor binaya ya. Vay Almanya, vay. Ne güzel Almanya arkadaşlar ya. Gerçekten çok güzel Almanya ya. Evet, arabaya geldik nihayet. Park yerinde bulduk. Adamların şeyi bile, asansör bile kaliteli var ya diyecektim. Tam şu asansöre bak ya. Almanya ne olmuş arkadaşlar? Almanya ne olmuş ya? Şuna bakın. T3 müydü bizimki lan? Tam övüyordu. Aynen vallahi ne? Ya. T3 arkadaş adam diyorsun. Köyün avant. Adam yaşlandı da biz de anlamadık bir şeyler diyoruz işte. Evet oğlum kat bakayım kartı. Kaçta tutmuş bakalım. Biliyor musun? Ha kat oğlum. Kat oğlum içine. Ha. Ters çevir oğlum be. Çıkar onu. Yok oğlum la çıkar önce yırtacaksın. Geri kat şimdi. Ha. Aha okumuyor diyor. Bekleyin arkadaşlar. Oğlum bir daha. Ha yok yok yine ters vereceğim dur. Çevir bir daha be çıkar. Yok bak payı çevir orada oğlum bak ha. Değil Blaumut Forzayn. Çevir şöyle öbür yönünü çevir. Bir daha çevir. Lan oğlum çevir. Bıkma kırılır yapma. Kır şöyle yapacaksın lan şöyle. Hı. Kat oğlum bakalım içinde kaç tutmuş bakalım hadi. Kat oğlum. Ha kaç tutmuş bakalım. 24.40 zaten 24 saatte 25 euro. Vay şerefsizler vay. Evet buradan Kaufland'a gideceğiz arkadaşlar. Kaufland. Park yerinden çıkabilirsek. Evet Kaufland'a ilk defa geldik hayatımda. Hayatımızda ilk defa Kaufland'a geldik. Arabanın park yeri. Araba şurada park yerinde. Baksana döner bile var burada ya döner. Ya, aynı Türkiye'deki şeye benziyor ya. Türkiye'de bir mağaza vardı ya. Neydi Türkiye'de bir mağaza var ya her yerde. Migros. He. Evet Kaufland'a geldik. İlk defa herkes Kaufland'ı tutturdu. Biz de gelelim dedik. Son bir saat kaldı ama bir saat yeter ya. Antep fıstığı 5 liraymış. Bakalım ne alsak buradan. İçecek de lak ya yol için ya. Kurabiye, Arap kurabiyesi vay be. Ana Ülker ürünü bile var. Baksana şuna be. Ülker ürünü bile var ya. He. Baksana Ülker ürünü bile var burada. Ülker rulo kek, Ülker kekse. Buna bak hep marka Türk markaları.
Tüş, Milka çeşidine bak bunlar. Allah'ın seversen. Çay, Ceylon çayı 10 liraymış. Türk kahvesi. Çayımız var ama. Al beni, 4 şişe çok pahalıymış ya. Okula gitmek için şöyle bisikletlerimiz için şey aldık, zil aldık. Bu neymiş? Bunu da İknur aldı. Ne olduğunu bilmiyorum. Oğlum onu eline yapacaksın işte onlar. Arkadaşlar biz şöyle bir çikolata aldık. Denemek için. 3 euro. Şöyle bir tane aldık. Bayağı güzele benziyor şöyle. Fiyatlar uygun, onu söyleyebilirim ama Türk ürünleri uygun değil. Bence Türk marketlerine daha ucuz. Ama değişik değişik tatlar var. O hoşuma gidiyor yani. O güzel lan. Yani şu da bak güzele benziyor. Tabii 3 euroymuş. Ama güzel, Lindt çok kaliteli bir marka. Şunu. Ama hep mix o. Bunu bilenlere verme arkadaşlar. Bu güzel ya. Musa da kızdı İsa'ya. Nur, şunları yemen lazım. Tam senlik bunlar bak ha. Öyle mi? Acayip güzel. İçinde yoğurtlu bak böyle. Aa, severim. Çok ufakken bunları yerdik biz. Çileklisi güzel aynen. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Bunu ben ufakken yerdim. Yani bayağı bir yıllar oldu yemeyeli var ya. Bayağı bir yıllar oldu. Eskiden bunlar Hollanda'da oluyor da bilmiyorum artık ben mi kaçırdım. Hiç göremiyorum artık onları. Ya bu Almanya'nın marketleri güzel ya. Evet arkadaşlar, şöyle bir Cola Fanta Mix içeceği bulduk. Onu deneyeceğiz Musa'yla. Musa'nın sevdiği içecek de bu Belçika'da da var. Bunu deneyeceğiz. Evet, şöyle şeyler aldık. Toplam aldığımız şey bu arkadaşlar. Şunlar var ya çok güzel ya. Var ya, özledim onları. Kaufland'da çıktık arkadaşlar. Güzeldi. Ancak iyice bir araştırıp ne ucuz burada onu alacağız. Bugün sadece vırzıvır aldık gördüğünüz gibi. Şimdi eve doğru yola çıktık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalmayı, abone değilseniz abone olmayı, videomuzu da izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ederiz.